Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pâk, mutahhar, mücevla ruhu bilgilerine, ehline, ashabına, peygamberan-ı zan ve piran-ı zanın bütün geçmişlerimize, mümin ve müminatın, hususen Sivas'ta bulunan enbiya, evliya, ulema, meşayih, mümin ve müminatın ervahına bir Fatiha, üç ihlasi. İster ağlar, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Görüşmemizin asıl temelini bu oluşturacak. Gönül evimizin ıslahı için ne yapacağız? Şimdi bir aile reisi olarak kardeşlerimiz hemen hemen ekseriyetli bir aile reisi. Aile reisiyiz ama biz bir kere ruhen, kalben, sırren olgunlaşmamız icabı. Eğer bizde bir kemal, bir olgunluk yoksa aile içerisinde huzurun olması mümkün değil. İnsanlar arasında da öyle. Ticaretimizde de öyle. Ne olursa olsun huzursuzluğun kaynağı olur kişi. Eğer gönül evimizi irşat ve ıslah edemezsek. Gördüğüm kadarıyla kardeşlerimiz göreceğimiz konulara yabancı değil. Aşina olan kimseler. İnanıyorum ki çok alasında bilmelerine rağmen böyle gönül gönlüne, dostçasına bir görüşme yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi gerçek bir aile reisi olmak için ne yapacağız? Hiç şüphesiz esamen lekad kâne lekun fî rasûlillâhi usvetun hasen ilâ âhirin âhirin. Allah'ın Resulü bizim için her hususta, her hususta en güzel numune. Şimdi aile reisi mi diyorsunuz? Efendimiz aile reisi. Bir devlet reisi mi diyorsunuz? Devlet reisi. Bir ne diyeyim, nasıl anlatayım? Efendimiz bir muallim miydi? Hiç şüphesiz. Bir öğrenci miydi? Öğrencilik de yapmıştı. Fakir miydi? Fakirliğe de örnek. Zengin mi? Zengine de örnek. Hangi alan derseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her yönde en güzel örnek. Neden en güzel örnek? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin de, sıfatlarının da, fiillerinin de, bütün tecellilerinin hepsine, nübüvvet ölçüsü içerisinde hepsine nail olmuş, gelişmiş Allah'ın biricik sevgilisidir. Buna büyüklerimiz ifade ederken tecelli-i tam derler, bu tecellilerin hepsine erişmiştir. Siz şimdi örnek olarak diyelim ki memleketimiz olarak da biraz ele almak istiyorum. Diyelim ziraat hususunda ne yapar? En güzel ziraatçıyı örnek olarak ele alır. Diyelim ki bir başka görev, başka bir vazife, hangi sorusu olsun en güzelini tercih eder. En güzel örneği bulmaya çalışır. Bir halı diyelim, bir halının dokunmasında dahi en güzel örneği bu. Hangi iş olursa olsun. Bize en güzel örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Efendimizin yaşantısı nasıldı? Bize neyi tavsiye ediyor? İyi bir aile reisi olabilmek için yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek burada ele aldığımız
bir Arap müellif ama asıl kitabı getirmemişim. Bu tercüme edilmiştir. 40 tane esas ifade ediyor burada. 40 tane esas ifade ediyor. Bunları yerine getirmemiz için bizde bir özelliğin bulunması gerekiyor. Bu da arz ettiğim gibi ruhen olgunlaşma. Nasıl olgunlaşacağız biz? Çünkü çocuklarımızı yetiştirirken biz üç esasa çok dikkat edeceğiz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vermiş, Kur'an kıraatiyle yetiştirin. Resulullah'ın muhabbetiyle yetiştirin sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i Beyt'in sevgisiyle yetiştirin diye buyuruyor. Bunu elde edebilmek için bizde bir özelliğin bulunması gerekir. Çünkü bir yavrunun örnek alacağı kimdir? Anne ve babasıdır. Gözünü açtığı zaman onu görüyor. Anasını ve babasını görüyor. Yani yaşlansa bile bir kimse, yaşlansa bile işte biz çocuktuk, anam şöyle ilerdi, babam şöyle yapardı diye bunu buluyor. O zaman en güzel örnek olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taklit ederek mübarek hayatı, onun yaşantısını yetişmemiz icap ediyor. Acaba nasıl yetişeceğiz biz? Şimdi cemaatin durumuna bakıyorum da ona göre söylemek istiyorum. Birincisi, Ehlullah'ın ifadelerine göre 4 tane esas şeyler. Birincisi sohbettir. İkincisi zikirdir. Üçüncüsü rabıtadır. Dördüncüsü murakabe ve müşahededir. Tabi bu son saydığım husus hakikaten çok müstesna bir hal. Bizim buna erişmemiz lazım. İnsanın tabiatında mevcuttur. Tabiatında ne var insanın? En güzeline erişme duygusu var. İnsanın tabiatında var mı? Bir şeyin en güzeli bende bulunsun ister. Bir elbise mağazasına mı gireceğiz? Elbise mağazasına girdiği zaman bir türlü içinden çıkamaz. Bir gün veya beğenirmiş. Birine bakar, bir diğerine bakar. En güzelini seçmek ister. Elbisenin de öyle, yemeğin de öyle, arabanın da öyle, evinin de öyle, her şeyin en mükemmel. O zaman insanın bu içinde bulunan en mükemmele erişme duygusunu Cenab-ı Hak ne güzel bize gidermenin yolunu gösteriyor. Üsvetün hasen. En güzel örnek size, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنٌ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela biz giyim kuşamdan başladık hemen. Evet. Ne güzel buyuruyor, örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ne kadar güzel ifade buyuruyor. Kişi elbisesinin ve nalinin güzel olmasını sever buyuruyor. Bu iki cihan güneşi insanın tahlilde müstesna ve tarifi mümkün değildir. Ancak Ziya Paşa'nın dediğini diyebiliriz. Eğer diyor Allah iki olsaydı, Habibi de iki olurdu, o bir olduğuna göre nübüvvet ölçüsü içerisinde Habibullah her şeyinden mükemmel ve bir tanedir. Çok güzel ibadetmiş. Allah onu sevmiş de ya. Her şeyiyle güzel. Kişi elbisesinin ve nalininin güzel olmasını sever. Hakikaten öyle. Yalnız buyuruyor. Bakın o kadar bir güzellik var ki. Hakkı kaybetmemek. Bir başkasına karşı üstünlük taslamamak. Ve kibre düşmemek kaydıyla. Sizin giyeceğiniz bu elbiseyle birlikte en güzeli takva libasıdır. Cenab-ı Hak'tan korkmaktır. Bir tane misal verilmiş. Şimdi sohbet dendiği zaman oturuyoruz. Karşılıklı söz atışı değil. Bir okunuşu, bir ülkeki oyuncu bu değil. Bu dediğimiz sohbet bizim
İmam Gazali Rahmetullahi Bari Hazretlerinin ifadesiydi. Burada İmam Gazali Efendimiz'e bir husus söylemek istiyorum. Hakikaten çok müstesna bir şahsiyet. İlim ehli İmam Gazali Rahmetullahi Bari. Vaktini diyor dört şeyle geçirdi. Çok önemli bizim için. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kış gününü bir nimet olarak haber verdi. Gecesi uzundur, namaz kılarsınız. Hakikaten bitmez, tükenmez. Şimdi adetler biraz değiştiği için 12'lerden önce yatılmıyor. Ondan dolayı biz hemen geçiyoruz gece. Yoksa aleyhissalatü vesselam yastan sonra pek fazla oturmazlarmış. Gecesi uzundur, namaz kılarsınız. Gündüzü de çok kısadır. Oruç tutarsınız diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi günümüzü çok iyi geçirebilmek için İmam Gazali Rahmetullahi Bari Hazretleri buyuruyor ki ben şu dört hususa riayet ederim. Günümü dört şeyle geçirdim. Bir, Kur'an hatmiyle geçirdim. Kur'an-ı Azimüşşan hatmiyle geçirdim. Ne güzel okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim okudular dediğimiz. Malini verirler. Tabi bu daha bir canlı şekilde de hayatımızda belirecek olursa en güzelini yapmış olur. Bir, Kur'an hatmiyle diyor geçirdim. İkincisi, Ehlullah'ın sohbetlerinde bulunur. Şimdi dört mezhep imamımıza bakın. Mezhepte müştehit olanlara da bakın. Hepsinin ruhi ve manevi alakası var. Bir İmam-ı Azam, Rahmetullahi Ali Hazretleri, zaten babası Cafer-i Sadık babalığıdır. Kaddesallahu sırra, zamanının futbu azamıdır. İlimde öncü olmakla birlikte irfanda da öncüdür, hakikatte de öncüdür. Hayatı zaten diğer mezhep imamlarımız da öyle, vesairelerdir. Hepsinin bir münasebeti var. Ben bir Kur'an'ı bile getirdim. İkinci olarak Ehlullah'ın gönül ehli insanlarla beraber oturur kalkar. Yani bu bir ihtiyaçtır insan için. Mesela oturur, belki öyle uzun boylu ayetler, hadisler okumaz ama sükutunda öyle manalar tecelli eder ki, gönülde öyle güzellikler meydana gelir, ağlamayan, gözün ağlamaya başlar, kalbinde insanın dikkat, incelik, hakikati anlamaya daha müstahil bir hale gelir. Bir 84 veya 5, yok 85. Bu müftülerin, vaizlerin bir kursu oldu. Gittik Kastamonu'ya. Çok üzerinde bir yer. Şeyh Şabani Veli Hazretleri'nin bulunduğu bir mekan. Evliyası çok. Çok velilerin bulunduğu yer. Vaizler, müftüler bir araya geliyor, konuşuluyor. Bir tanışma oldu. Tanışma esnasında birisi dedi ki, ben dedi, bizim için bunun dedi, muhterem peder-i alilerini anlatacağım dedi. Konyalı bir vaiz kardeşimizdi. Konya'ya teşrif buyuruyorlar üstadımız. Buna da haber verdiğinde bu da geldi. Aynen diyor, benim okuduğum ayet, benim okuduğum hadis, vaiz zaten. Bunları konuşuyor. Dinledim. Konuşuyor. Yalnız bu vaiz kardeşimiz dedi ki ben öyle ağlamayan bir kimseyim. Dedi ki gözümden yaş çıkmaz yani. Ağlamam. Fakat ne oldu da bu bana ben bilemedim. Dinledim. O kürsülerde konuştuğum ayetler, hadisler aynısını naklettim. Fakat diyor ağlamayan gözüme bir yaş görünüme de bir incelik geldi. Yanıyor bak. İşte bizim aradığımız, istediğimiz bu. Evet, alim mutlak bulunsun. Çünkü
dinimizin ayakta durması alimlerin ilmiyle dedi. Mutlak bulunsun. Ama irfan ehli insanların etrafında daha çok insan kümelen, daha çok toplanır. Neden? Gönlünden istifade. Kalbinden istifade. Şurada bir bal olsa, bal olsa, bize anlatırsa, işte arılar bin bir çiçekten bunu alıyorlar, getiriyorlar. İşte kovanda bu böyle meydan ediyor, şöyle meydan ediyor, özellikleri şöyledir vesaire anlatıyor. Bunu bir anlatışı, bir de yemesi var. Yani biz burada konuşuruz deriz de, onların görüntüsünde bile baktığın zaman seni irşad eden bir hal yok. Yani sen buna baktığında veya o sana baktığında bile işleyecek. Bizim aradığımız bu. Biz ruhen doymak istiyoruz. Biz kitaplar okuyoruz, talim ediyoruz, dinliyoruz ama ruhumuzu da doyurmak istiyoruz. Asıl bizim arzu ettiğimiz bu. İnsanın ruhen doyması icap. Bunu gayrimüslimlerde bile biz görüyoruz. Onların bile ruhi doyuma ne kadar ihtiyacının olduğunu görüyoruz. İnanın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin en çok eserini okuyan onlardır. Muhiddin-i Arabi Hazretlerini tek tek inceleyen yine onlardır. Bunun için en üstüler kuruyor. Bir Muhiddin-i Arabi Hazretlerini öğrenebilmek için. Neden? Bu bir ruhi doyum, bu bir ihtiyaç. Biz bunu elde etmek istiyoruz. Asıl bu bize gerekli olur. Bunu İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor. Ben diyor çok ilim ehlinin içinde bulundum. Zaten ilimde bayraklaşmış mübarek bir zat. Bilmese mi var? Fakat diyor ehlullah ile oturduğumda istifade ettiğimi bir başkalarının yanında elde edemedim. Onlardan iki tane hususu bildiriyor. Birisi diyor, öyle diyor bende bir değişim meydana getirdi ki onların huzurunda bulunmam. Vakit bir kılıçtır. Vaktimi iyi kullanmazsa İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi o seni keser. İşte sen kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder. Ve İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de kendisi etraftan soruyorlar. Diyorlar ki üstazım siz ilim ehli bir insansınız. Şazeli Meşanihi ile alaka kurmuş. Hamza-i Bağdadi Hazretleri ile alaka kurmuş. Neden diyor? Yavrularımıza niye bakıyoruz biz? Hep böyle aşıkların, sadıkların, dervişlerin kapılarına gönderiyoruz. Bakın aynen balı yemek gibi şu verdiğimiz misale benziyor. Biz diyor okuduklarımızı onlar da yaşıyor olarak görüyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri olsa gerek elimde kayıt olarak mevcuttur. Çok diyor rivayet değildir ilim. Asıl diyor, asıl onları yaşamaktır diyor, çokça rivayet etmeler değildi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin kaddesallahu sırra irtihalinden sonra müşahede ediliyor da diyor ki o okuduğumuz sarflar, nahivler hepsi kayboldu diyor. Kıldığımız seherde kıldığımız rekatlar bize yar oldu diyor. Evet mutlaka okuyacağız. Eğer tasavvufi tefsirlere de bakacak olursan Esad-ı İbkura oku ya Muhammed ayet-i celilesinin izahında sadece satır olarak değil sadır olarak da olur. Bu iki cihan güneş artık onu ancak ruhi derinliğine göre kişi anlayabilir yoksa mümkün değildir. Efendimizin sözlerini bile biz anlamış değiliz. Burası değişir tabi. Biz
İmam-ı Gazali Rahmetullahi Bari Hazretleri, ben diyor vaktimi Kur'an kıraatiyle geçiririm, Kur'an hatmiyle geçiririm. Ne demek? Her gün Kur'an'dan okuyalım demek istiyoruz. Yani hiç Kur'an okumadığınız gün olmasın. O öyle bir kitab-ı kerim ki, bakın yaşlanıyoruz. Zaman da yaşlanıyor. Fakat Kur'an hep gençleşiyor. Onu çözebilmek mümkün mü? Hangi ilim derseniz deyin, ona devadır Kur'an-ı Azimüşşan. Sadece ve şifâun limâ fissudûr derken, içimizdeki dertlere deva olmakla birlikte cemiyetin bütün derdine devadır Kur'an-ı Azimüşşan. Hangi ilim derseniz deyin. Bu adına İslam demeden öyle takip ediyorlar ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı bizzat inceleyerek kelime kelime harf harf inceliyorlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Ve bitiremeyin. Bunların hepsi ayrı bir konu. Yani şunu size masayı anlatmak istiyorum, şunu anlatmak istiyorum ama bitmez. Her derde deva, her derde deva. Biraz daha üzerine eğilmemiz gerekir. Biraz daha üzerine eğilmemiz gerekir. Allah'ın kitabını gönlümüzü vererek okumak gerekir. Muhammed İkbal'den anlatılır ya, Muhammed İkbal her gün Kur'an okuyor. Babası böyle seherde kalktığında oğlunun elinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı görüyor. Kur'an okurken, Kur'an oku evladım. İşte o okuyorum diyor. Ama her defasında Kur'an oku, Kur'an okudu var. Kur'an sana nazil oluyormuş gibi oku evladım. Bitmez onun manası. Maide suresinde 54. ayeti celile esaline Ya eyyühellezine amennu men yertedde minkum an dini fesevfe yehdillahu bi kavm yuhibbuhum ve yuhibbune edilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin yücehidune fi sebilillah ve la yekafune levmete lalim ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ مُتِّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ Bu ayet-i celileye mana verin deniyor bir zata. Ben diyor ancak buna gece veririm manayı. Kur'an-ı Azimüşşan اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Gece nazil olmuştur ya, ben diyor ancak gece mana veririm ve gece olmuş ona mana veririm. Vermiş, çok söylemiş, işte onlarca mana vermiş, yüzlerce mana vermiş, sabah olmuş. Demişler ki efendim, neden sen gece mana veririm dedin, çünkü diyor, İlahi esrarın açıldığı, sırların açıldığı vakittir. Siz Müzzemmil suresine bakarsanız esrarlar. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akva mutluyla. Gece anlayışı çok müstesnadır. Hele gece evrak ve eskârımızı okumak, oraya doğru yaklaşıyoruz artık. Birisi Kur'an kıraat ediyor, okurum. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hatmiyle meşgul olurum. İkinci olarak Ehlullah ile buluşurum. Yani ilim ehli olsak bile kendim için demiyorum. Siz kardeşlerimiz için diyorum. İlim ehli olsak bile irfan ehline muhtaçız biz. Ruhumuzun doyumu için muhtaçız.
Çünkü ilim kendi başına hadi değildir, bizi hidayete eriştirmez. Eğer ilim eriştirseydi, şeytanı eriştirecekti. Eriştirseydi, Araf suresinde belirtiliyor, köpeğe benzetilir. Cuma suresinde merkebe benzetilir. İlmin hidayete eriştirebilmesi için اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'ımızın azameti ilahiyesinden titrememiz gerekir. Esade اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Esade اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Hata olmasın. İlmullah'tan katlanmasın. Onlar Kur'an-ı Azimuşşan ve zikr edildiği zaman şimdi İzahı yaparken, burada bilen kardeşlerimiz var, Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliş tarzı bulunduğu yere göre, nüzul sebeplerine göre ve Kur'an-ı anlamına göre vermemiz icap eder. Zikir yerine göre tarif edilirken, mesela وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ظَنْكًا Kim bizim zikrimizden ayrılırsa onlar için dar bir geçim var. Sıkıntılı bir hayat var. Bu illa onun yiyeceğinin, içeceğinin kesilmesi manasına değil bu. Gönlünde bir huzursuzluk var buyuruyor. Buradaki zikri müfessirin yazan ele alırken El-Kur'an diye geçer. Diğer yerde anlattığımız ayet-i celilede ve تَلِّينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ımızın zikriyle kalpleri ve derileri yumuşuyor. Enfal suresinde haber verildiği üzere ayeti celileler okunduğu zaman imanını artırıyor. Rabbi Zülcelal'imiz zikredildiği zaman kalbinde ilahi haşyet ve korku meydana geliyor. Asıl bu. Buna nasıl erişeceğiz biz? İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri bir Kur'an'a, ikincisi Ehlullah ile buluşma. Bir üçüncüsü ilim tedrisi yapıyor meşhur buldum. Yani okuyordu, talim ediyordu. Bir de bir başkalarını okutmakla meşguldüm diyor. Onları Allah'ın yoluna davet için bir çabanın içerisindeydi. Vaktimi böyle geçirdim. Bu bize çok büyük bir örnek. Demek ki bir, önemli bina ediyor. Ve Kur'an hatmi. İkincisi, Ehlullah ile buluşma. Bir üçüncüsü, ilim tedrisi. Dördüncüsü de bir başkalarını Allah'ın yoluna davet etmek. Asıl amel dediğimiz de bu zaten. Allah'ımızın bizden istediği de bu ameldir. Efendimiz buyurdu ya sallallahu aleyhi ve sellem, yarın ben bu sancağı en hayırlı kimseye vereceğim. Sahabe-i kiram acaba hayırlı kim olacak diye bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali kerremallahu veceye verdi ve buyurdu ki ya Ali, senin delaletinle bir kimsenin hidayete erişmesi kızıl develeri infak etmekten daha hayırlıdır. Amel dediğimiz bu, kendimizle birlikte asıl bir başkalarının da kurtuluşu için bir çabaya, bir gayrete düşmek. Yavrularımızın itikadının bozulduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Nasıl kafalarıyla meşgul olunduğunu. Yani şurada biz hitap ederiz. Çok duygusal konuşmalar da olur, o değilmiş. Bizim asıl yapacağımız vazifeler nedir? Bunu haber vermek istiyorum.
Bir aile reisi için burada görüştüğüm konunun dışındaydı o. Bir ara burada bir konuşma yapıldı bu. Aile hakkında bu bir ayrı. Şimdi bir aile reisi olabilmek için hele sizin gibi kardeşlerimiz, seçkin kardeşlerimiz, evrak ve eskerle, dilleri evrak ve eskerle, gönülleri Allah'ın Celle Celaluhu'nun muhabbetiyle meşgul olan kimselere verilecek olan bu. Etkili olabilmemiz için bir, sohbet, iki, zikir, üç, rabıta, dört, murakabe ve müşahede. Bunu tespit eden Allah'ın veli kulları, alim kulları, alim kulları. Siz Ali İmran suresine baktığınız zaman burayı bizzat inceleyin. وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde rusuk sahibi kimselerin orada ilimde derinleşen kimdir bir bakın. O zaman göreceksiniz bu esaslara dayanan kişilerdir. Yoksa hep yalın kalır. Hiçbir şey anlayamayız. Yüzünden geçer gider, yüzünden geçer gider. Bak size diyorum, Maide suresinde 54. ayeti celileye 250 mana veriyor. Denizin damlalarına kadar mana veriyor. Onlar yine bitmez. Lokman suresine bakın. Keyif suresinin son ayetlerine bakalım. Göreceğiz. 7 derya ilave edilecek olsa yine bitmez Allah'ın yüce kudreti. Yine bitmez. Bak o kadar uğraşmalarına rağmen Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir kelimeyi değiştirmek mümkün değil. Öyle bir kelam ki o. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ Kelamların en güzeli. Size burada ruhi gelişimden anlatacak olsa Kur'an'dan ayetler okuyacağız. Başka hiçbir şey yok. Başı da o, sonu da o, her şey o. İş bunu çok iyi anlayabilmek. Bak çok şey ifade ediliyor da önemli, şundan ileri gel. Sa'd ibn-i Hişam'ın, bunu çokça duyuyoruz. Ayşe annemize gelip de radıyallahu anh'a Resulullah'ın ahlakı nasıldı deyince kendine kulukluğu Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an. Bakın biz burada müşahede diyoruz, murakabe diyoruz. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Murakabe nedir? Kalbini aşağı ağzına açmış. 7 kat semayı yok bilmiş, Rabbimizin kendisini gözetlediğini bilmesidir. İlmül kalbi bir urgin Rab. Sehil bin Abdullah Et-Tüsteri Hazretleri'nin bir ciltlik tefsirinde geçen ifade bu murakabe için. İlmül kalbi bir urgin Rab. Ne demek bu? İlmül kalp, kalbin bilmesidir. İgur bir Rab, Rabbimizin yakınlığını. Biz şimdi bunu hep biliyoruz. Kardeşlerimizin hangisine sözü diyecek. Rabbimiz bizimle beraberdir. Ama bu beraberliğini dil ile ifade ederken kalbin o beraberliği hissetmesi. İşte biz bunu istiyoruz. Doyum bu demektir. O zaman insan oluruz. O zaman kabrimiz bizim cennet olur. Bu dünyayı cennet etmedikçe bu cennet hasıl olmaz. Cenneti de cehennemi de hepsi buradadır. Asıl burayı cennet etmemiz gerekiyor. İlmül kalp bi kurbi Rabb. Kalbimizin Rabbimizin yakınlığını bilmesidir. Hepsi ayet-i cennet. Hadis-i şerif söyleyeyim size. İmanda kemale eren, olgunlaşan kimselere haber verilirken nerede olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. İşte murakabenin tarifi bu. Daha nedir? Ali İmran suresinde Nisa suresinde en başta ayeti cellede Nisa suresinde İnnallâhe kâne aleykum rakîbe. Yani murakabe kelimesinin müfredini ele alıyor mu? Mesela Kaf suresinde geçer ya. Hatırlayabilirsem söyleyeyim size.
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kişi bir söz söylemez ki melekler onu kaydetmesin. Rakib, rakib, özetleme. Fecir suresine bakalım. Fecir suresinde ilk sayede ikinciye geçmeden اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Her zaman Rabbimiz sizi gözetlemektedir buyuruyor. İşte bunu kalben hissetmektir, kalben duymaktır. Onun için emrah ve eskârımıza dikkat edeceğiz, bunu sıralayacağız. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوِجْهَمُ بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. İster gizleyelim diye ayet cebirlerden alıyorum. Mesela Âlâ suresinde ve Taha suresinde ele alın. İster gizleyin, ister gizlemeyin. Hepsini Cenab-ı Hak bilmektedir. Haşr suresinde son okuduğumuz ayet cebirler. Her gün okuyoruz eserler. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِ. Gizli ve açığı bilen Cenab-ı Hakk'ın şanını yücelten ayeti cebirler. Alimul gaybi ve şehad. Şimdi bakıyorsunuz, öyle haller oluyor ki medeniyim diyen ülkelerde neler meydana geliyor. Bir elektrik sönmesinde, bir elektriğin sönmesinde yapılan yanlışlıklar tarif edilir. Neden? Çünkü bu ayet cennette yaşandı. Yaşandığı zaman ne olur? Çokça bilirsiniz. Bildiğimiz için söylüyorum. Gece karanlığında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şahit olduğu bir husus. Siz bunu çoğaltırsınız sadece bir misal olarak arz ediyorum. İşte sütün içerisinde su var. İşte Hazreti Ömer bunu yasakladı. Ömer nerede olacak şimdi? O olmasa bile Rabbim görmüyor mu deme duygusu murakabedir işte. Her an Rabbimizin bizi gözetlediğini bilmek. Bir gün bizim evimize, biz çocuk daha, gece yarısı bir kimse gitmiş. Bizim mahallemizde bir ahraz var, geçen de anlattım. Bizim evde yatıyormuş. Gece nasıl olduysa yatamamış. Kalkmış, bakmış ki bir adam evin önünde yatıyor. İyice bakmış, tanımış. Sabah oldu, içeri almış. Adam şunu anlatıyor. O kapımızın önüne gelen bir çocukmuş. Buna Adana'da bir akrabası varmış. Bunu bir işe almış. Gizliye çağırmış. Demiş ki Ahmet demiş. Ben seni iki vardiya çalışıyor gösteriyorum. Ondan dolayı maaşın demiş senin çift gelecek. Sivilsin diye anlatıyorum. Senin fikri var diye çalışıyor gösteriyorum. Bir başkaları üç alıyor ve altı alacağız. Ağlamaya başlamış. Benim işime son verilmiş. Tamam. Neden? Murakabeyle bir kimse. Rabbim beni her an gözetliyor ve görüyor. Ben nasıl çılgınca bir iş yapabilirim? Görüyor musunuz? Bu duygu içerisinde olduğumuz zaman cemiyet nasıl tatlılaşıyor? Nasıl bir huzur meydana geliyor? Hazreti Sıddık'ın devrine dönüyor radıyallahu anh. 2 yıllık hilafet dönemi var. Hakimler boş, savcılar boş. Hiçbir hadise meydana gelmiyor. Neden? اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Sadakallahu l-Azim. Hiç şüphesiz Rabbimiz Celle Celaluhu bizi her an gözetlemektedir, her an görmektedir. Bu duyguyu yaşadığımız zaman, bu hale eriştiğimiz zaman evimizde huzurlu, iş yerimizde huzurlu, insanlar arasında huzurlu, her yer huzurlu. Hiçbir sıkıntı yok. Sohbet dediğimiz zaman gıda gibi olan sohbet vardır. İnsan acıktığı zaman ne yapıyor? Yemeğe düşüyor. Ne kadar tatlı, ne kadar lezzetli. Bunun gibi
ruhen tatlı olan sohbetler, bunlar mürşidi kamil ile yapılan görüşmelerdir. Huzurunda bulunmak bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla oturan şakî olmaz. Onlarda hem meclis olun, oturun, kalkın. Rabbimizin gönüllerine vermiş oldukları ilahi nimetle sizler nasıl ki bir meyveli ağacın altında oturulduğunda bir esinti ile ne yapıyor? Meyveler dökülür ve yiyorsunuz. Allah'ımız manevi esintilerle gönüllerine öyle bir tecellide bulunuyor ki siz ondan faydalanırsınız, istifade edersiniz. Anlattım ya size 85'te o müftülerin, vaizlerin, hem müftü hem vaizlerin. İşte bizim bir eğitimimizdi o, 25 günlük bir eğitim. Orada adam anlattı, dedik ben dedi, aynen okuduğum kürsülerde, vaizlerde yaptığım konuşmalar. Fark dedi, ne oldu bilmiyorum, devamlı ağladım. Kalbim gülüşmedi, gözümden yaş akmazdı, gözümden yaşlar akmaya başladı. Neden bu? Ehlullah ile bir araya gelmekten ileri geliyor. Gönlüne inen nur, onları da aksediyor. Gıda gibi olan mürşid-i kamille yapılan görüşmelerdir. İlaç gibi olan sohbetler vardır. Nasıl ki hastalıkta ilaçları kullandığımız zaman tedavi olduğumuz iznilerde. Şifaya erişiyor. Bu da müminlerle, kamil müminlerle yapılan görüşmelerdir. Çünkü ya ayet okuyorsan, ya hadis yeri okuyor, hayırlı kelamlardan konuşuyor, bir başkasının sözünü yettirmiyor, bir şahidi yok, ispatı yok, yapmayın böyle bir söz, etmeyin. İyi olmaz, yarın huzur-u ilahide Rabbimiz soracak bize, şahidi misin, ispatı var mı bu? Yok, bir başkasından duydu, insana günah olarak yeter bu. Hastalık ve dert getiren görüşmeler ki bu da mümkün. Hayır yolda olmayan ne ağzı belli, ne sözü belli, ne yüzü belli, ne gözü belli kimselerle yapılan görüşmelerdir. Helak eden görüşmeler var ki bunlar da kafir ve münafıklarla yapılan görüşmelerdir. Onun kalbindeki kir elbette aksedecektir. Cenab-ı Hak muhafaza buyurdu. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'da mesela فَلَا تَقْمَ بَعْدَنْ اِقْرَامَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Zalim bir kavim ile görüştükten sonra derhal ayrılın buyurdu. Bir işiniz var, bu işinizi halledin, ayrılın, daha fazla durmayın. Çünkü gönlündeki kir size akseder. Efendim, üç şarta riayet edeceğiz. Görüşmelerde bir kere severek dahil olacağız. Severek, muhabbet ederek, bir de itiraz etmeyerek. Zaten son derece hassas, riayet eden kimselerin nasıl itiraz edeceksin? Bu Selçuk Eray'dan Allah'ımız rahmet eylesin bir söz söyledi. Dedi ki insan dostuna giderken muhabbetle akılla gitmezdi. Çünkü akıl bir tedbirdir. Acaba bana bir zarar gelir mi diye. Allah için dost olmuşsa ve doğduğu günden beri, kendilerini bildiklerinden beri açıkça, evet insan kusursuz olmaz. Zaten kusursuz olmamak insan için bir özellik değildir. Asıl güzellik kusurumuzu bilip Cenab-ı Hakk'a dönebilmektir. Ama bile bile şer'i emirlere riayetsizlik yapıyorsa o müstesna. Onun dışında dikkat ediliyorsa muhabbetle varılır diye ifade etmiş. Üçüncü olarak arz ettiğimiz gibi bir sevgi ve muhabbet, bunun da meydana gelişi rabıta yapıyor. Burada çok güzel
beyitler ve kıtalar ele alınmış. Bir tanesi bu için. Eğer kasvetle kalbin olsa mermer, eğer kasvetle, günah kirleriyle kalbin olsa mermer, olursun sohbeti arifle gevher. Gevher demek cüvher. Lahzacık arife hak ile sohbet, evladı müstenelik takvadan demiştim. İkinci olarak zikir. Şimdi zikir, bu arz ettiğim gibi hepsi bunlar ayrı bir konu. Fakat biz diğerleri toparlayacağız, siz de fazla yorumlar. Bir, mesela yani yöntemine hemen Allah'a ikrar edilir, zaten bunu okundum. Ve sebebi bu hukukraten ve asıydı. Ey iman edenler, Cenab-ı Hakk'ı çok zikir. Zaten zikir kelimesi hatırlama manasınadır. Hatırlama manasınadır zikrullah. Ya biz neyi hatırlayacağız, neyi unutmuşuz biz? Çünkü unutmanın zıttıdır hatırlama. Bunun Arapçada karşılığıdır zikir. Başta Rabbimize vermiş olduğumuz sözü unutuyoruz. Araf suresinde 171. ayeti celile. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil mi? Halu bela, evet Rabbimizsin. Ne demek o Rabbimizsin demek? Rab kelimesi. Uzunca bir cilt eserdir o. Rab kelimesi. Bizi terbiye eden demek. Hayatımızı düzenleyen demek. Yani bu terbiyede mahluk, cemadat, nebatat, hayvanat ve insanlar, şu güneşin doğması, batması, gecenin ve gündüzün birbirini takip etmesi, tabi ki bitmez o. Her şeyimizi düzenleyen demek. Hayatımızın her anına yön veren demek. Yani bir bakıyorsun, bir gömlek, bir gömleğin yıkama talimatı var, kullanış talimatı var, bir gömlek. İşte ısısı şu kadar olacak, derecesi şu olacak, şöyle maddeler kullanılacak, ütüsünü şöyle yapacaksınız, bilmem falan. Bir gömlek, insan bu gömleği de terbiye eden Rabbimizdir. Her şeyin terbiyecisi O'dur. Bu böyle olunca diyoruz, insanın terbiyesi hususunda. Çünkü لَبَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İnsanı en güzel biçimde halk eden Mevla ona yön vermez mi? Yani bir gömlekte dahi talimat. فَلِلَّهِ الْاَخِرَةُ وَالْاُولَى Dünyada, ahirette ona ait. Necim suresine de bakın. Leyl suresine de bak. İkisinde de geçer. Dünyada, ahirette ona aittir. Tanzim ediyor Cenab-ı Hak. Yememizi, içmemizi, her şeyimizi tanzim ediyor. Şu hastalığı bile, ortalıkta gezen bu hayvan gribini bile Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Bir yerde veba olduğu zaman girmeyin. Eğer varsa bir başka yere de dahil olmayın, çıkmayın. Ve tedavi olunuz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyi haber verin. Haber verilmeyen hiçbir şey yok. Biz onu anlayamıyoruz. Daha biz onu bildiğimiz yok. İşte bunun için gönül alemimizde ruhi hayatın güçlenmesi gerekir. Bunun için sohbette bak size sıralım. Dört sohbet şeklinde İmam Gazali rahmetullahi bahanesi. Ve üç şekilde girileceğini, istifade etmek için sünnet seviyeye uymamız gerektiğini istifade edeceksek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adetlerine uyacak. Elinizi sık sık yıkayın. Bunu Resulullah söylüyor mu? Sakınmaz. Ellerinizi yıkayın buyuruyor. Sofraya otururken ellerinizi yıkayın. Sofradan kalktığımızda yıkayacak olursanız, şimdi görme bir hastalık için. Aman ellerinizi yıkayın. İki ecir var buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yemekten sonra yıkanacak olursa. Mesela uykudan uyandınız,
biraz hicap ederek söylüyorum. Elin nerede dolaştığını bilemezsiniz. Ellerinizi yıkayın diye buyurdu. Daha hicap edeceğim çok hususlarla sızartılmayın. Hepsi geçiyor, hepsi bildirilir. Sıddık-ı Azam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuğu var. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken, bak burada söylediği bir söz var, bir yerden süt alınıyor. Diyor ki, sahibim çok temizdir. Bak temizliğe dikkat edin dedi. Sahibim çok temizdir, aman kap temiz olsun diye. Sıddık-ı Azam radıyallahu anh. Allah temizdir, temiz olanlarsın. Temizlik hatta burada bir mübalağa ile ifade edilir. Devam edin. Emin ol, hasta oluyoruz biz. Emri ilahiyi, emri Muhammediye'yi gözetmediğimizden hasta olur. Vay kalbim, bilmem filan diyoruz. Tansiyon yükseliyoruz. Vay dizlerimizde kireçlenme meydana geldi. İşte damarda sertlikler hasıl oldu. Şudur, budur, hepsinin devasını yapıyor. Tebliğ ve davet için koşacak olsa hiçbir kireçlenme almayacak. Beş vakit namaza gidecek, geçecek. Hatta sahabe-i kiram evini uzaktan tutuyordu. Mescide gidiş gelişte. Hem diz kireçlenmiyor. Bunun için yapmayız. İbadet ve davet için yaparız. Ecir ve mükafat. Ayağını kaldırdığı zaman isyan. Günahın gömülüyor. Ecir ve mükafat. Dereceler Allah'ımız lütfediyor. İhsan bir mümin hastadır koşuyorsun. Diyelim ki bir cenaze zuhur etmiştir. Müminin mümin üzerinde altı hakkı var. Buna koşuyorsun. Kalır mı hiçbir sıkıntı? Duyuyorsun bir dert içerisinde buna koşuyorsun. Aman ihtiyaçlarını giderelim diye. Elbette hastalık kalmayacaktır. Hani şu günümüzde olan hastalıklarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerinin ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bir velizat diyebiliriz. Konya'da çok elini döperler, ayağını döperler. Kıymetli bir insan. Evini görseniz inanın sahabe-i kiramın evi gibi. Vardı. İmrenmeyecek gibi değil. Yemeğe oturulacak sabun getirdi, su getirdi. Ellerinizi bir yıkayın. Öyle bir lavabosu bilmem filan olan bir kimse değil. Yoksa bir toprak ev. Ama huzur dolu içerisinde. Dedi Resulullah'ın sünneti ellerinizi sabunlayın dedi. Böyle sabunla dedi. Bak nasıl riayet ediyor, nasıl dikkat ediyor. Demek ki istifade edebilmemiz için daha birinci bir sohbet hakkında konuşamamışız. Unutmuşuz burada. Sünnet seniye uyacağız ve Allah'ın sevgili dostlarına etmesin. Herhalde bir şırın getirecek değil. Bu sünnet seniye uyduğunca gönülde bu sevgi belirecek zor olmaz. Ve zikrullah dendiği zaman şimdi insan üç halin dışında değildir. Ya ayaktadır, ya oturur, ya da yanı üzere yatar. Cenab-ı Hak kıyamen ve kuruden fe'alâ zülûd. Ayaktayken Allah'ı anın. Otururken ve yalnız yerdeydi. Yine Efendimiz'e bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram diyor ki, biz diyor Resulullah'ın yanında bulunurdu. O istiğfar ederdi en az 100 defa diye. Sahne. فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Muhammed Suresi'nde 19. ayeti celile. Bunu Mehmet Sürmeli kardeşimiz çok güzel işlemiş. Çok güzel ele almış. Bir baktım hemen tebrik Mehmet seni tebrik ediyorum dedim. Ben tebrik ediyorum seni. Murakabeyi bu ayeti celile işlemiş. Tefsirle kararmış. Ve çok güzel ifade etmiş. Murakabe-i bu ayetler. Vallahu ya'lemu mutakallefekum ve metvâkum. Allah sizin kaldığınız yerine
Bu mütegallebekum ve metbekum derken mütegallebekum ana karnı da denir. Metbekum bu dünya da denir. Sonra mütegallebekum bu dünya denir, ahiret denir. Mesba uzun kalacağımız yer demek. Velhasıl her halinde, her halinizi bilen Cenab-ı Hak'tır. Çok güzel izah etmiş. Burada Efendimiz istiğfar ediyor. Acaba neden istiğfar ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şu normal insanın beşeri olarak yapmış olduğu beşeriyetin iktizası deriz ya. Beşeriyetin iktizası tabii yiyecek, içecek, yatacak, uyuyacak. Sonra ihtiyaçlarını giderecek. Onun için de istiğfar ettiği haber geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksa günahından dolayı değil hesabı inna fetanâneke fethan mübine liyâfira lekallahu me'tefaddeme minden fevvel ta'akar ve yüküm en yamata valike ve yehdiyete sırata müstakime ve yansuratallahu nasra nasır. İlahi ve sure. Buraya gelmişken şunu söyleyeyim. Fetih suresini mutlaka okuyalım. Yani dün geçmesin, eğer okuyabilirseniz size bir zorluk çıkartmayın. Okumaya çalışalım Fetih suresi. Sadece burada fetih suresi bir ülkenin fethi değil, kalbin de fethidir, ruhun da fethidir. Esselatü ve lezî ersela rasûlehu bil hudâ ve dînil hak liyudhirahu alettîni kulli ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedun Resulullah ilâ âhir-i sûre. Allah Habibini gönderirken Risaletle gönderiyor, hidayetle gönderiyor. Bütün dinlere hakim olsun diye gönderiyor. Şu bedenimizde başta zuhur edecek. Dileyim. Her zaman okuduğum için bazen şaşırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eslem tünefsiydi. Mefevvallu teyirdiydi. Bütün işlerimi sana ısmarladım. Kendimi sana teslim ediyorum ya Rabbi. Uyanıyor, uyandığında tesbihatlar da verecek. Göreceksiniz hayatımız çok tatlı olacak. Ona uyduğumuz zaman böyle huzursuzluk ne diye hiçbir şey kalmayacak. Bütün zirkinat olacaksınız. Eğer karın açsa karın da doyacak. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Rabbimizin lütuf ve keremiyle. Ebu Zerni Lufari Hazretleri İslam'ı arıyordu. Duymuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i geldi Mekke'ye. Tabi kimseden de soramıyor. Ali Efendimiz'e misafir kaldı. Şimdi 3 gün dolunca artık senin ne için geldiğini öğrenmemiz lazım. Dedi, eğer gizli tutarsam söyleyebilirim. Burada bir peygamber geldiğini duydum. Onun için geldim buraya. İşte peygamberim görmüş. Evet dedi, ben bunun amcasının oğluyum. Ve çok iyi isabet etti. Gel beraber gidelim. Yalnız durum hiç iyi değil. Mekke'nin müşrikleri hep ayağa kalkmış vaziyette. Eğer onlardan birisi denk gelecek olursa ben ayakkabımı düzeltir gibi yaparım. Sen yürü git. Kimse de denk gelmedi. Allah'ın Resulü'nü görür görmez tahammül edemedi. Kelime-i şehadeti okudu. Tabi çekmedi eza kalmadı. Gizle buyurmasına rağmen Efendimiz sanacağım haykırdı. Yapmadı keza bırakmadılar. Sonra Hazreti Abbas radıyallahu anh üzerine atıldı. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Kervanlarınız geçerken Nufar kabilesinden geçiyor. Bu Nufar kabilesindendir. Dedi ama iman öyle bir çoğaldı ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Meryem suresinin son değil. Meryem suresinin son sayfasına geçmeden en aşağı tarafta bulunan ayeti cennede biz onların hidayetini arttırdık diye geçer. Ve zidnâhum hüdâ. O imanını arttırdık demek o. Yani Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir nimet bazen diyoruz ki ne büyük bir nimet. Allah'ım bize nasıl ihsan etti Kur'an-ı Kerim'i? Ne büyük bir ihsan Allah'ın kelamı dedi. İster bilelim ister bilmeyelim. Siz eczaneye gittiğinizde ilacın terkibini öğreniyor musunuz?
Yok. Yine de ya rahatsızım. Şu çıkmadan olsun diyorsun, hemen bir için. Alıyorsunuz bir iznillahirrahmanirrahim. Derde devam. İster bilelim, ister bilmeyelim. Okudukça derdimize devadır, okudukça derdimize devadır. Hiçbir sıkıntıyı, gamı ve kederi koymayacaktır insan. İstifade edebilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Sünnet seniye uymamız gerekiyor. Allah'ın sevgili dostlarına cani gönülden teslim olmak, severek dahil oluyoruz, itirazdan uzak oluyoruz, hastanelerinde meyyit gibi böyle insanlara teslim olmak. Ameliyat olacaksın, doktor yerini unutuyorsun. Aman doktor bıçağı uzatma bana. Denir mi? Tam teslim oluyoruz biz ruhi hayatımızda da şifaya erişmek için herhalde vermiş olduğu emirlerden ne ki? Fetih suresinden okuyalım. Daha sonra ne diyor? Sünnet seniye riayet edelim. Ne ki? Zikrullah hususunda da ya yüvenlediğine rağmen yukurullaha zikrar kefira ve insan üç halden uzak değiller. Hayattayken, otururken, yandığı yerdeyken, kıyamen ve kurruden ve hala cunurdiyim. Ve yetefekkerûne fî kalb-i semâvâti vel ard. Bu da murakabeye işaretidir. Tefekkürdür bu. Sonra rabıta, bu uzun bir konudur. Nasıl derler şimdi? Sadece Âl-i İmrân suresindeki son ayeti celleler. Bakın, cahiller buradaki rabitu kelimesini rabitu olarak anlardır. Bizzat müfessirini, izamın ifadesiyle söyleyeceğiz. Esen. Ya eyyühellezine amen. Yok. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve tebullaha leallekum tuflihu. Nasıl anlayacaksınız bunu? Bizzat ilim ehli olan bu yazda Cenab-ı Hak nasip etmişti Süleyman Uludağlar. Ondan sonra bizim Mustafa Karalar. Hatta Hamdi Döndüren. İlim, ehli insanlar bunlar. Hakikaten ilim ehli kimse. Oturduk bizzat münakaşasını yaptık. İsim vermeyeceğim. Bir tanesi dedi ki Rabitu kelimesini eğer rabıta olarak anlatırsanız bu cehalet. Hocam müsaade eder misiniz? Şimdi rabitu, edibat kelimesi sınır boylarında düşmanın memleketimize girmemesi için gözetleme koyuyor. Düşmanın memleketimize girmemesi şu gönül memleketimize, ruh memleketimize, kalp memleketimize, şeytanın ve nefsin heva, arzu ve isteklerinin kötü niyetli müvesbi sufi fudurin nas minel cinneti vel nas. İnsanın gönlünü karıştıran, kafasını karıştıran insanlardan da cinlerden de olabilir. Bu tehlikelere karşı ehlullah'a muhabbetin Tevbe suresinde 24. ayeti celilede üç sevgi haber verilir. Bu sevgiyle dolan ve Tevbe suresinde ve kunu ma sadikin sadıklarla beraber olun ayeti celdesine ters mi düşebilir? Bak iyiye demişti. O dese de demese dahi ehlullahın ilim ehlinin tarifi ne demektir bu? Rabitu maddi dış düşmana karşı vaziyet alındığı gibi işten bizi vuran nefis ve şeytana karşı da vaziyet almamızı ifade ediyor. Nedir o vaziyet? Esaller. Ya eyyühellezine amenuttekullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bu beraberliği haber verirken iki şekilde haber veriyor. Birisi zahiren beraber olun. Bak bulunmamız değiştiriyor. Beraber olduğumuz zaman
Gönlümüzdeki kötü duygu ve düşünceler kalkıyor. Eğer dur bulunamazsanız ruhen beraber olduğumuzu düşünmek suretiyle diye ifade etmişler. Burada uzun uzun ayet-i cerreler var. Hadis-i şerifler var. Esabı lebat kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasenet. Bunun yanında lebat kâne lekum üsvetun hasenetun fî İbrahim'e vellezîne ma'a. Diğer ayet-i cerreler almışız. Hadis-i şerifler kişi sevdiğiyle beraberdir Buhari Müslim. Mü'min, mü'minin aynasıdır Ebu Davud edep bölümü. Kişi sevdikleriyle beraberdir Buhari Müslim. İbn-i Mübarek Kitab-ı Zühd bölümünde iyi yoldaşla beraber bulunmanın misk satan bir dükkan var ya, burada oturduğunuz zaman o kokular isabet edecektir diyor. Mesela kötü insanlar da, niyeti bozuk kimselerle beraber bulunmak da körükçü olarak, işte ateş, demir, körükçü onunla beraber olmaya benzetiyor. Salihler hatırlandığı zaman ilahi rahmet iner, görüldüklerinde Allah'ı hatıra getirir. İbn-i Mace, Sümenci, Ölümdür. Hep bunlarla haber verilmiş. Murakabe ise söyledi, size sadece burada evimizin ve aile hayatımızın ıslahı için gözetmemiz gereken hususlardan beş tanesini söyleyeyim. Bir, kendimizi ve ailemizi cehennemin ateşinden korumak buna bağlıdır. Kul olarak bu nimete gerekli özeni göstermemiz gerekir. Evimizi ıslahın önemli hususunda bir, kendimizi ve ailemizi cehennemin ateşinden korumak buna bağlıdır. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acıması güçlü Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyin. Ve emrettiklerini yapan melekler vardır. Tahrim suresi 6. ayet geldi. Ya yüvedine amen huven usakum ehlik nara fekuduhen nasu vel hicara aleyha melaiketun hilalun şidadun la yasunallaha ma ahmarahum ve yefarnı ma yuhmaruh. Sadakallahu razı. İki, hesap gününde evin reisinin Allah-u Teala'nın huzurundaki sorumluluğu çok büyüktür. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerinden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. 3. Evimiz ve ailemiz kişinin kendini korunmasını sağlar. İnsanlara zarar vermekten ve onların zararlarından korunmayı temin eder. Fitne zamanlarında sığınaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 şey insanın saadetinden, 3 şey de mutsuzluğundandır. İnsana mutluluk veren 3 şey, iyi bir eş, geniş bir ev ve iyi bir binektir. İnsanın mutsuzluğuna sebep olan ise kötü eş, kötü ev ve kötü binektir buyurmuştur. 4. İnsanlar vakitlerinin çoğunu genelde evlerinde geçirirler. Bu bakımdan evlerin itaat ile süslenmesi gerekir. 5. Aileye ve eve gösterilecek özen salih bir toplumun doğmasını da temin edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tayyibelerine, erdine ashabına, Peygamber ağanıza, mükkir ağanıza, tüm geçmişlerimizin ruhlarına, hususen Sivas'ta bulunan enbiya, evliya, ulema, meşayih, mümin ve müminatın ervağına, etfağına.